Son zamanlarda horlama ve uyku apnesi hastalığından sıkça bahsedilmektedir. Aslında horlama işin sosyal boyutu. Horladığınız zaman sadece yanınıza yatan insanları rahatsız edersiniz. Ya da bilemediniz komşunuzu. Ama buna karşı uyku apnesi çok daha ciddi, hayatı tehdit eden ve kesinlikle sosyal boyutu olmayan bir hadisedir. Dolayısıyla iki ayrı hastalık söz konusu. Uyku apnesi olan hastalar aynı zamanda horlayabilirler de. Ama horlama uyku apnesi için olmazsa olmaz bir kural değildir. Nedir uyku apnesi? Uyku apnesi uyku esnasında solunumun 10 saniyeden fazla durması anlamına gelmektedir. Bir gecede bu defalarca tekrarlarsa kandaki oksijen satürasyonu düşmeye başlar ve kalbimiz daha kısıtlı bir oksijeni çevirebilmek için daha çok çalışmak zorunda kalır. Ve bu esnada dinlenmesi gereken bir sürede daha çok çalışan kalbimiz ister istemez yorulmaya başlar. Genç yaşlarda bunlar kolay tolere edilebilen hadiselerdir. Ama zaman ilerledikçe tüm vücut yorulduğu gibi kalp kası da yorulur ve zaman içerisinde bunu istediği kadar tolere edemez hale gelir. Ve uyku apneleri giderek uzamaya başlar ve hayatı tehdit eden hale gelebilir. Uyku apnelerinin ilerlediği durumlarda değişik ülkelerden ani ölüm vakaları bildirilmiştir. Hani uykusunda mışıl mışıl uyurken gitti denen insanlar ne yazık ki bu gruba girmektedir. Tedavisinde öncelikle bir uyku testinden geçmek gerekiyor. Uyku testi bize uyku apnesinin ne kadar derin ve ciddi bir hadise olduğunu ortaya koyuyor. Uyku apnesi indeksi dediğimiz bu indeksin çok yüksek olması durumlarda cerrahi çoğunlukla uzak durulması gereken bir hadisedir. O zaman bir maske, CPAP dediğimiz sürekli bir maske kullanaraktan uyuma zorunluluğu söz konusudur. Bu bir konfor hadisesi değil, bu ciddi hayatı tehdit eden bir hastalığın tedavisi için kullanacağımız bir yöntemdir. Cerrahi ise yumuşak damak, burun ve gırtlak bölgesinde herhangi bir tıkayıcı hadise olması durumunda ancak ihtiyaç hadisesidir.